Sevgili dostlarım, bu serideki öykülerin 3 ana kahramanı var. Çınar, Pınar ve Bilge Horoz. Çınar ve Pınar ikiz kardeşlerdir. Yaz tatilinde Denizli'de yaşayan dedelerinin yanına gelirler. Ancak hem dedeleri hem de nineleri çok yaşlıdır. Çınar ve Pınar Denizli'yi çok merak ediyorlardır. Pınar koşa koşa Çınar'ın yanına gelir. Nefes nefese kalmıştır. Yine ne oldu Pınar? Her zamanki başını derde mi soktun? Hayır, hayır. Bu kez öyle bir şey değil. Görünce gözlerine inanamayacaksın. Neye inanamayacakmışım acaba? Bizim arka bahçedeki su kuyusu var ya hani. Dedemin suları depolamak için yaptı. Sarnıç dedi. Orada konuşan bir horoz gördüm. Saçmalama Pınar. Hayal görmüşsündür. Horoz hiç konuşur mu? Vallahi de konuşuyor, billahi de konuşuyor. İnanmazsan gel de bak. Üstelik seni de tanıyor. Bana sakın konuştuğumu ve beni gördüğünü Çınar'dan başkasına söyleme dedi. Söylersem kaybolurmuş ve bir daha onu göremezmişim. Ah benim şaşkın kardeşim. Biri seninle dalga geçmiş. Horoz hiç konuşur mu? Çınar'la Pınar kendi aralarında böyle konuşurlarken... İkizlerimizin Bilge Horoz'la olan maceraları çoktan başlamıştır artık. Bilge Horoz onları kimi zaman tarihin derinliklerine, gizem dolu mağaralara, kimi zaman şenliklere, festivallere götürür. Merak ettikleri her yeri Bilge Horoz'un üstün yeteneği sayesinde görebilmektedirler. Dilerlerse eski çağlara yolculuk yapabilir, dilerlerse zamanda ileriye gidebilirler. Ancak Bilge Horoz'un yetenekleri sadece ve sadece Denizli sınırları içerisinde kullanılabilmektedir. Çünkü o Denizli'nin Bilge Horoz'udur. Sence bu iki kardeşin başından hangi maceralar geçecek? Ne dersin? Kaklık mağarasına gizemli bir yolculuk yapıp Pamukkale'nin sihirli sularında güzelleşebilirler mi? Kiraz Festivali'nde kiraz toplayıp deve güreşini izlemeye gidebilecekler mi? Ya da Osmanlı zamanında Merkez Efendi ile tanışıp İstiklal Savaşı'nda Müftü Ahmet Hulusi'nin yaptıklarını görebilecekler mi? Benim sevgili dostlarım, eğer bu soruların cevabını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsan, Çınar, Pınar ve Bilge Horoz'un gizemli serüvenlerine sen de katıl. Haydi, haydi hemen Bilge Horoz serisini okumaya başla. Güzel ve heyecan dolu zamanlar geçirmen dileğiyle. Ayten Boz. İçindekiler. Dedemle Konuşan Kiraz. Bilge Horoz anlatıyor. Kaklık Mağarası'nda sihirli sular. Dedemin çocukluğu. Saklı Göl'de su savaşı yapıyoruz. Ve etkinlikler. Dedem ve Konuşan Kiraz. Pınar gözlerini ovuşturarak kalktı ve camın önüne gitti. Camdan dışarıya baktığında dedesinin kiraz ağacının gövdesini okşadığını ve onunla konuştuğunu gördü. Hemen üstünü değiştirip koşarak dedesinin yanına gitti. Dedeciğim, camdan bakarken seni kiraz ağacıyla konuşurken gördüm. Ama ağaçlar bizim dilimizi anlamazlar ki. Dedesi gülümseyen, sevgi dolu gözlerle torununa baktı. Bu sırada Çınar da çoktan uyanıp yanlarına gelmişti. O da bir yandan ne olduğunu anlamaya çalışıyor, bir yandan da merakla dedesine bakıyordu. Konuşmaları Çınar da duymuştu. Acaba dedesi gerçekten ağaçlarla konuşabiliyor muydu? Ağaç onu anlayıp ona cevap veriyor muydu? Gelin bakalım benim sevgili yavrularım. Size niçin kiraz ağacıyla konuştuğumu anlatayım. Çınar'la Pınar merak dolu gözlerle dedelerine bakıyorlardı.
Aslında ikisi de o sırada gerçekten ağaçlarla konuşulur mu diye düşünmekten kendilerini alamıyorlardı. Ben küçükken tam da sizin yaşlarınızda babam bizi her yıl Honaz'da kiraz toplamaya götürürdü. Orada çok eğlenirdik. Kiraz tarlalarında oradan oraya koşar, kiraz yeme yarışları yapar, şarkılar söyler, oyunlar oynardık. Bir de Akis adında bir çocuk vardı. Onunla çok iyi arkadaş olmuştuk. Akis diye isim mi olur dede? O ne biçim bir isim? Evet, evet. Akis. Akis'in ailesi mübadele ile Yunanistan'dan buraya göç eden bir aileydi. Üstelik sadece Akis'in ailesi yoktu. Onlar gibi 70 aile daha gelmiş o zamanlar. Bunları söylerken uzunca bir süre üzüntüyle uzakları seyretti. Dede, mübadele ne demek? Mübadele, Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Türklerin yer değiştirmesine denir. O zamanlar birçok aile yaşadıkları topraklardan göç etti maalesef. Pınar ve Çınar üzüldüklerini belli eden bir şekilde dedelerine baktılar. Ama hikayenin gerisini de merak ediyorlardı. Pınar dayanamayarak dedesine dönüp... Peki sonra ne oldu dedeciğim? Akis'le biz çok iyi arkadaştık. Her yıl kiraz mevsiminde onunla buluşur, oyunlar oynar, kiraz toplarken onunla çok eğlenirdik. Ama sonra bir gün Akis gelmez oldu. Ben buna çok üzüldüm. Sonradan öğrendim ki Akis çok hasta olmuş ve ailesi onu alıp başka bir şehre götürmüş. Ey dedeciğim, sonra ne oldu? Bir daha hiç görüşmediniz mi? Hayır güzel yavrum. Maalesef bir daha onunla hiç görüşmedik. Ama sonraları her yıl kiraz zamanında şenlikler yapmaya başladılar. Eskiden her yıl o şenliklere giderdim ve her gittiğimde Akis'i hatırlardım. Ama artık çok yaşlandım. Ben de bu yüzden o günlerin özlemini kiraz ağacı ile konuşarak gideriyorum. Kim demiş kiraz ağacı konuşmaz diye? Çok üzüldüğü yüzündeki ifadeden belliydi. Çınar'la Pınar dedelerinin bu haline çok ama çok üzülmüşlerdi ama ellerinden de hiçbir şey gelmezdi. O sırada nineleri de yanlarına gelmiş. Hayırdır bey, yine eski günlere mi daldın? Hiç sorma hatun, bu afacanlar beni alıp çocukluğuma götürdü. Ah dedeciğim, kim bilir ne güzeldir o zamanlar. Diyerek sevgi dolu gözlerle dedesine baktı. Ah, ah, ne çok özledim o günleri. Keşke sağlığım yerinde olsaydı da sizleri Honaz'a götürebilseydim. Orada hem özlediğimiz kiraz şenliklerine katılır, hem de sizleri gezdirirdim. Biliyor musunuz yavrularım, Honaz çok güzeldir. Yemyeşil ağaçları, rengarenk bahçeleri, verimli toprakları vardır. Orada çocuklar hiç sıkılmazlar. Oh, ne güzelmiş. Biz de gidelim, biz de gidelim. Honaz'ı çok merak ettim. Sonra bahçelerde koşup oynar, kiraz tepelerinde kiraz toplarken en büyük, en kırmızı olanı ben toplarım diye birbiriyle yarışırlar. Kaklık mağarasının şifalı havuzlarında suyla oynayıp saklı göle gider, piknik yapar, antik kentte saklambaç oynarlar. Daha neler neler. Ah ah, keşke sizi de oralara götürebilseydim. Belli ki o zamana gitmeyi de, o zamanda çocuk olmayı da çok ama çok özlemişti. Pınar dedesinin ellerini tutarak... Üzülme dedeciğim, bakma sen bana. Biz gitmiş kadar olduk. Hem sen bize her şeyi güzelce anlattın ya. Bilge Horoz anlatıyor. Dedesi eve girince iki kardeş de aynı şeyi düşünmüş gibi birbirine baktı.
Pınar Çınar'a dönüp... Yoksa sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Kesinlikle kardeşim. Bu kez ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Dedem o kadar güzel anlattı ki Bilge Oroz'u çağırmasak olmaz. Her yeri canlı canlı görme fırsatımız varken niye duralım ki? Artık karar verilmiş, yolculuğa çıkma vakti gelmişti. Ancak ikisi de çok heyecanlıydı. Bu onların ilk yolculukları olmayacaktı. Ama acaba bu kez neler yapacak, neler yaşayacaklardı? İki kardeş koşarak arka bahçedeki sarnıcın başına geldi. Bilge Horoz'u çağırmak için ellerini birbirlerinin elleri üstüne koyup gözlerini kapayarak... Duyulsun sesimiz, açılsın sihirli geçitimiz, gelsin Bilge Horoz'umuz, başlasın sihirli yolculuğumuz. Gözlerini açtıklarında Bilge Horoz çoktan gelmişti. Merhaba çocuklar. Söyleyin bakalım beni neden çağırdınız? Yoksa merak ettiğiniz bir şey mi var? Ya da yeni bir yolculuğa mı çıkmak istiyorsunuz? Aşk olsun Bilge Horoz. Biz seni sadece bir şeyler merak edip bir yere gitmek isteyince mi çağırıyoruz? Hayır tabii ki de Pınar'cığım. Ama sen böyle heyecanlı heyecanlı konuşmaya başlayınca mutlaka bir şey isteyecek oluyorsun. Sevgili Bilge Oroz, dedem bize Honaz'ı anlattı. Honaz'ın rengarenk bahçeleri, kiraz festivalleri, pamuktan bir mağarası ve antik bir kenti varmış. Dedemiz ve ninemiz sağlığı yerinde olmadığı için biz de belki sen bize bu konuda yardım edebilirsin diye düşündük. Durun bakalım bir düşüneyim. Sizin için bir şeyler yapabilir miyim ki? Elini çenesine koyup bir süre bekledikten sonra ikizlere dönerek... Tamam, buldum. Galiba bir fikrim var. Evet, size bir yolculuk ayarlayacağım. Üstelik sizin için iki tane de sürprizim olacak. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Ama önce size birkaç şey de ben söylemek isterim. Kim bilir belki de yolculukta bu bilgilere ihtiyacınız olabilir. Çınar'la Pınar büyük bir dikkatle Bilge Oroz'un diyeceklerini bekliyorlardı. İlk bilmeniz gereken şey Honaz Dağı. Ege bölgesinin en yüksek dağı. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in neredeyse dörtte biri kadar. Yani 2571 metre. O kadar yüksek mi? Uzansak gökyüzüne değer miyiz ki? Evet değeriz Çınar. Hem de sihirli fasulyedeki gibi devler ülkesine de gideriz. Bilge Horoz ikizlerin kendi aralarındaki konuşmalarına gülümseyerek devam etti. Aynı zamanda da milli park. Üstelik burada 122 tane endemik, yani sadece o yöreye özgü bitki bulunmakta. Ne? 122 tane mi? Bilge Horoz Pınar'ın şaşkınlığına gülümseyerek... Evet Pınar'cığım, 122 tane. İkincisi, yaklaşık bundan 2300 yıl önce Kolezi adında antik bir kent varmış. Ama kazı çalışmaları henüz yapılmadığı için bu kent tam olarak gün yüzüne çıkmamış. Hadi ama gidelim artık. Ben çok sabırsızlanıyorum. Bu sırada Bilge Horoz anlatmaya devam ediyordu. Üstelik eski çağlarda Honaz Dağı'nın yamaçlarında Honaz Kalesi varmış. Ama maalesef ki bugün kaleden geriye sadece surların kalıntıları kalmış. Çınar tarihi çok severdi. Kale kelimesini duyar duymaz heyecanlandı. Sevgili Bilge Oroz, bizi de o kaleye götürür müsün? Bunu bir düşünmem gerek. Acaba götürür müyüm? Neyse tamam. Hadi bakalım. Bu kadar sohbet yeter. Diğerlerini yaşayın ve görün. Biliyorsunuz bana ne zaman ihtiyacınız olsa ben gelirim. Ancak yolculuklarda hiçbir şeye müdahale etmem. Orada her şeyden siz sorumlusunuz. Şimdi gitme ve eğlenme vakti. Bunlar bizim ne işimize yarayacak ki?
Her zaman böyle yapıyor. Hiçbir şeyi doğru düzgün anlayıp dinlemiyorsun. Bilge Horoz diyorsa vardır elbet bir bildiği Pınar. Ne oldu Pınar'cığım? Yoksa hoşuna gitmedi mi? Çok heyecanlısın. Sanırım yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorsun. Yok yok Bilge Horoz'cığım. Hiç olur mu öyle şey? Neden hoşuna gitmesin? Ben aslında şey... Neyse hadi bakalım. Hazırsanız yolculuk başlasın mı çocuklar? Evet, evet, evet hazırız. Bilge Horoz iki kez kanat çırpıp bir kez... Kaklık mağarasında sihirli sular. Çınar bir anda kendini beline kadar suyun içinde buldu. Ama su soğuk değildi. Sonra şöyle bir etrafına bakındı. O da ne? Her yer pamuk şekerinden yapılmış kat kat pasta. Ya da yok yok pamuktan yapılmış bir saray gibiydi. Üstelik bir de kralın geçmesi için gümüş bir yol yapmışlar. Ne kadar da güzel, ne kadar da büyüleyici bir yerdi. Kat kat, içi ıpılık su dolu, beyaz minik havuzlar. Oh be, burada ne de güzel oyunlar oynanır. Yuppi, yuppi diye suları bir o yana, bir bu yana dağıtıp cuk, cuk diye suyun içinde debelendi. Burası ne güzel, ne eğlenceliydi. Çınar bunları düşünüp suda kendi kendine oynarken arkadan bazı sesler işitti. Bu Pınar'ın sesiydi. Biriyle konuşuyordu sanki. Çınar bulunduğu yerin güzelliğinden Pınar'ı tamamen unutmuştu. Bir anda kızdı kendi kendine. Ne de olsa kardeşini koruması gerekirdi. Koşarak sesin geldiği yöne doğru gitti. Aa, o da ne? Pınar bir kurbağa ile konuşuyordu. Önce gözlerine inanamadı. Ama sonra fark etti. Fark etti ki kendisi de kurbağanın dediklerini anlayabiliyordu. Allah Allah, ne oluyor böyle? Yoksa bu mağara sihirli miydi? Nasıl olur da bir kurbağa konuşabilirdi? Onların yanına geldiğinde kurbağaya... Nasıl oluyor da biz seni anlayabiliyoruz? Kurbağa, bırak bırak diye bağırıp Çınar'ın omzuna zıplayıverdi. Ay, ay, uy, anne, ben korkarım kurbağadan, git başımdan. Diye havaya zıplayıp koşmaya başladı. Pınar'sa olanlara gülmekten neredeyse bayılacaktı. Eh be Çınar, amma da yaptın ha. İnsan hiç küçücük kurbağadan korkar mı? Sevgili kurbağa, yeter bu kadar. Gel istersen, Çınar anlaması gerekenleri anladı. Bırak. Anladı mı dersin Pınar? Ama ben çok eğleniyordum. Evet yeter. Gel hadi. Bize olup bitenleri anlat. Sonra kurbağa Çınar'la Pınar'ın görebileceği yüksek bir yere geçip... Şaşırmanıza gerek yok dostlarım. Sizin geleceğinizi Bilge Horoz bize haber vermişti. Bu şehirde herkes Bilge Horoz'u tanır ve ona saygı gösterir. Onun dostları bizim için değerlidir. Çınar ve Pınar bir kez daha Bilge Horoz'un dostluğundan ve onlara sağladığı imkanlardan dolayı çok mutlu olup ona minnet duydular. Burası benim evim. Burayı avucumun içi gibi bilirim. Çok uzun zamandır yıllarımı Kaklık Mağarası'nda çok şeyler görerek geçirdim. Burayla ilgili size küçük bir hikaye anlatayım ister misiniz? Elbette küçük kırbağacık. Dinlemeyi çok isteriz. Ancak bir daha sakın üzerime zıplama olur mu? Küçük kurbağa gülümseyerek hikayeyi anlatmaya başladı. Bir zamanlar burada bir kız yaşarmış. Ama o kadar çirkinmiş ki onu kim görse oradan koşarak uzaklaşırmış. Kimseler ona dönüp bakmazmış. Dönüp bakmak şöyle dursun. Onu gören bir daha oralara uğramazmış. Zavallı kız artık insanlardan kaçıp saklanır olmuş. Bir gün çok yakışıklı bir prens buralardan geçecekmiş. Kız da prens kendisini görüp
kaçmasın diye koşarak gelip bu mağaraya gizlenmiş. Tam herkes gitti artık çıkayım derken ayağı kayıp suyun içine düşüp bayılmış. Uyandığında çevresinde bir sürü insan hayran hayran ona bakmaktaymış. Kısa herkes benim çirkinliğime bakıyor diye çok üzülmüş. Ancak bu sular sihirliymiş. Suya giren herkese çeşitli hediyeler verirmiş. Kimini güzelleştirir, kimini iyileştirirmiş. Prens kızı görünce aşık olmuş ve kızla evlenmek istemiş. Böylece onlar da evlenip çok mutlu olmuşlar. Çok güzel bir hikayeydi. Teşekkür ederiz kurbağacık. Ama benim kafama bir şey takıldı. Gerçekten bu sular insanı güzelleştirir mi acaba? Kurbağa Pınar'ın aklından geçeni anlamıştı aslında. Pınar'a dönerek... Denemeden bilemezsin Pınarcık. Vurak, vurak, vurak. Diye Pınar'ın kafasına zıplayıverdi. Pınar da çınar gibi kurbağadan kaçayım derken içi su dolu havuza düşmesin mi? Evet artık anlayacağız kurbağacık. Bu kez de çınar Pınar'ın hallerine gülüyor, onun suyun içindeki hallerini eğlenerek izliyordu. Gülme komşuna gelir başına sevgili kardeşciğim. Bu sular gerçekten sihirlidir Pınar. Çünkü içinde ne kadar yararlı mineral varsa toprak ana hepsini bu sulara verir. O yüzden bu su kimini güzelleştirir, kimini iyileştirir, kimini de böyle eğlendirir. Baksana şu güzelliğe. Hepsi onun sayesinde. Vurak, vurak, vurak. İkizler bu güzel hikaye için kurbağaya teşekkür edip mağaranın o güzelliklerini iyice gezip gördüler. Sonra da kurbağaya veda ederek Kaklık mağarasından ayrılmak için Bilge Horoz'a seslendiler. Ancak Bilge Horoz gözlerini açtıklarında yanlarında değildi. Gelmemişti. İkisi de korkuyla birbirlerine baktı. Gelmedi işte Bilge Horoz. Gördün mü? Ne yapacağız şimdi? Nasıl geri döneceğiz? Tam o sırada ikisi de arkadan gelen bir sesle irkildi. Gitmek için istenen yere bilgece cevaplar verile. Sorulan sorular hemencecik çözüle. İkisi de sesin geldiği yöne baktı. Bu kez konuşan pamuk gibi bembeyaz bir travertendi. Burası amma da garip bir yerdi. Konuşan traverten onlara dönüp söylediklerini tekrar etti. Gitmek için istenen yere bilgece cevaplar verile. Sorulan sorular hemencecik çözüle. Eğer buradan gitmek isterseniz sorduğum sorulara doğru cevaplar vermelisiniz. Ancak sadece bir cevap hakkınız var. O yüzden iyi düşünmelisiniz. Yoksa tekrar tekrar bu anı yaşarsınız. Çınar ve Pınar korkarak birbirlerine baktı. Ama bu yolculuğa çıktılarsa elbette ki bazı tehlikeleri göze alarak gelmişlerdi. Ancak ikisi de öyle bir durumda Bilge Horoz'un kendilerini yalnız bırakmayacağını bilirdi. Tamam, bekliyoruz. Hadi sor bakalım. Koskocamandır. Benden bir parçadır. Onun adı Ege'deki en büyük dağdır. Söylenmeli adı, bilinmeli yüksekliği. Bilinmezse eğer, göndermemeli ikizleri. İkisi de şaşkın şaşkın birbirine bakıyor. Aynı zamanda da korkuyorlardı. Ya bilemezlerse, ya bu anı hep tekrar ederlerse? Pınar çok akıllıydı. Aslında böyle ilginç şeyleri hep bilirdi. Ama bu sorunun cevabını bilememişti. Ne yapacağız? Benim aklıma bir şey gelmiyor. Tabii bilmezsin Pınar. Çünkü Bilge Horoz'u dinlemedin. Bize ne demişti hatırlasana. Galiba bu onunla ilgili bir şey.
Evet, haklısın Çınar. Bir daha büyükler konuşurken kesinlikle onları dikkatlice dinleyeceğim. Hatamı anladım. Bilge Horoz bir dağdan yükseklikten falan bahsetmişti sanki. Evet, veriyoruz cevabı. Cevap Honaz. Honaz da 2571 metreyle Ege bölgesinin en yüksek dağı. Aferin size çocuklar. Tebrik ederim sizi. Bildiniz. Gitmek istediğiniz yere artık gidebilirsiniz. İkisi de gerçekten çok korkmuştu. Daima o mağarada kalmak. Konuşan kurbağalar, bembeyaz kayalar, sihirli sular. Oh diye iki kardeş derin bir nefes alıp çoktan görecekleri yeni yerleri merak etmeye başlamışlardı bile. Acaba şimdi nereye gidecek, nereleri göreceklerdi, ne dersiniz? Dedemin çocukluğu. İki kardeş bu kez kendilerini mehter marşının çaldığı yeniçeri kıyafetleri giyip bir taraftan mis gibi yemek kokuları geliyor, bir taraftan da bir sürü çocuk ellerindeki kirazları iştahlı iştahlı yiyordu. Kimileri de kulaklarına kirazdan küpeler yapıyordu. Her şey çok güzeldi. Ama bir gariplik vardı sanki. İnsanların elbiseleri çok değişikti. Üstelik kendi elbiseleri de değişmişti. Pınar üstüne pembe, çiçekli uzun bir elbise giymiş, kafasına da bir yazma bağlamıştı. Çınarsa siyah, paçaları bol, pantolona benzeyen bir kıyafet içindeydi. Sanki bu kez çok çok öncelere gelmişlerdi. Ama olsun, herkes çok eğleniyordu ve çok neşeliydi. İleride bir kalabalık toplanmış bir şeyler yapıyordu. Pınar da o tarafa gitti. Üzerinde garip giysileri olan bir çocuk vardı. Üstüne bir şey giymemişti. Altına ise parlak, siyah, yarım bir pantolon giymişti. Sanki çocuk yağ batıp da çıkmış gibiydi. Pınar meraklı ya, sormadan edemedi. Hey arkadaşım, merhaba. Sen neden üstüne bir şey giymedin? Böyle amma da garip görünüyorsun ha. Ben güreşçiyim. Sen daha önce hiç güreşçi görmedin mi? Bu sırada ileriden gelen bir kalabalık. Hadi göster kendini. Diye tezahürat etti. Birazdan Mehmet güreşmek için çimlerin üstüne geldi. Pınar bir de ne görsün. Mehmet'in karşısındaki güreşçi Çınar değil mi? Pınar şaşkınlık içindeydi. O sırada Çınar da daha ne olduğunu anlayamadan Mehmet'le güreşe tutuşmuştu. Bilge Horoz'un verdiği güçle güreşi kazanan Çınar oldu. Pınar kardeşinin böyle güreşmeyi nasıl öğrendiğini merak ediyordu doğrusu. Biraz sonra ödüller verildi. Çınar birinci, Mehmet ise ikinci oldu. Çınar ödülünü büyük bir sevinçle alıp Pınar'ın yanına geldi. Pınar'ın suratı asılmıştı. Aslında biraz da bozulmuştu Çınar'a. Aferin sana, çok iyi güreştin. Ben de hiç bilmiyordum senin böyle güreşebildiğini. Çınar kardeşinin kendine kırıldığını hissetmişti. Hemen durumu ona izah edip kırgınlığını geçirmesi gerekirdi. Pınar ne kadar yaramaz olsa da, onu ne kadar kızdırsa da onun üzülmesini hiç istemezdi. Emin ol Pınar, ben de bilmiyordum. Ah benim akıllı kardeşim, ben bilsem senin haberin olmaz mı hiç? Bana küsme, inan ben de bilmiyordum. Ancak Bilge Horoz her şeyi yaşayarak öğrenmemizi istiyor.
Sanırım o yüzden bizim bunu yaşamamızı istedi. Bu da Bilgoraz'ın bize sürprizlerinden biri galiba. Şimdi anladım. Tamam o zaman. Ben de kardeşim neden bana bunu söylemedi diye üzülmüştüm. Sonra iki kardeş yeni edindikleri arkadaşları Mehmet'i görmek için yanlarına gitti. Merhaba Mehmet. Nasılsın? Çok iyi güreştin. Tebrik ederim seni. Ben de seni tebrik ederim. Sen de çok iyi güreştin. Güreş, atı sporumuz olduğundan çok severim. Her yıl yarışlara katılırım. Ama seni ilk defa görüyorum. Kusura bakmayın. Size kendimi tanıtmadım. Ben Mehmet. Mehmet Camtürk. Çınar ve Pınar gözleri yuvalarından çıkacak bir şekilde... Ne? Mehmet Camtürk mü? Böyle bir şey olabilir miydi? Gerçekten Bilge Horoz onları dedesinin çocukluğuna mı göndermişti? Yoksa bu sadece bir isim benzerliği miydi? Çınar ve Pınar üzerlerindeki şaşkınlığı atıp... Sen de kusura bakma. Biz de kendimizi tanıtmadık. Benim adım Çınar ve bu da kardeşim Pınar Cantürk. Yoksa siz benim akrabalarımsınız da ben mi bilmiyorum? Diye şakalaşıp onlara gülümsedi. Sonra hep birlikte festivalde eğlenmeye devam ettiler. Ama artık gitme zamanı gelmişti. Ne de olsa daha görülecek ve gidilecek çok yer vardı. Peki ama şimdi buradan nasıl gideceklerdi? Geçen defa Traverten'in sorularını bilmiş, sonra bir anda kendilerini burada buluvermişlerdi. Bunları düşünüp konuşurken bir kiraz ağacının yanına gelmişlerdi. Nasıl gideceğiz? Bilgoruz'u mu çağırsak? Bilmem ki Çınar. Bir düşünelim bakalım. Olmazsa çağırırız. Bu sırada Çınar ve Pınar'ın yüzüne sağdan soldan kirazlar düşüyordu. İkisi de kirazlar kafalarına gelmesin diye bir o yana bir bu yana kaçıp duruyordu. Yanında durdukları kiraz ağacı... Siz de her şeyine çok dert ediyorsunuz. Tap tup tap tup diye kirazları kafalarına atıyordu. İyi eğlendiniz mi? Küçük Mehmet'le tanıştınız mı? Döndüğünüzde Büyük Mehmet'e bizden selam söyleyin. Önce ikisi de ne olduğunu anlayamamıştı. Sonra bunu yapanın kiraz ağacı olduğunu fark ettiler. Aman Allah'ım! Küçük Mehmet, Büyük Mehmet demek ki. Gerçekten dedesinin çocukluğuna gelmişlerdi. İkisi de bundan çok mutlu oldu. Dedesi ne de çok özlemişti o günleri. Bilge Horoz'un sürpriz dediği buydu demek ki. Umarım festival hoşunuza gitmiştir. Ancak biliyorsunuz sizlere gelecek sorular cevaplanmalı. Cevaplanmazsa sorular, olmaz yeni yolculuklar. Tamam hadi, sor bakalım. Bekliyoruz. Honaz'dadır. Aynı zamanda milli parktır. İçinde 1001 çeşit canlı vardır. Ancak bilmen gereken sadece oraya özgü bitkilere verilen addır. Bu defa soru ikisine de zor gelmişti. Zor gelmişti ya, neyse. İyi düşünmeleri gerekiyordu. Artık tehlikeleri biliyorlardı. Sadece bir kez cevap verebilirlerdi. İki kardeş birbiriyle fikir alışverişinde bulundu. Bu da yine Bilge Horoz'un onlara verdiği bilgiyle ilgili olmalı diye düşündüler. Pınar korka korka, "Soruya ben cevap vereyim." "Tamam. İnşallah cevabımız doğrudur." Cevap endemik. Honaz Dağı milli park ilan edilmiştir ve içerisinde 122 tane sadece o yörede bulunan yani endemik bitki vardır. Aferin size çocuklar. Bildiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Güle güle gidin. Büyük Mehmet'e selam söyleyin. Şimdiden size iyi eğlenceler, yeni yeni yerler görmeceler. Saklı Göl'de su oyunları oynuyoruz. Bir anda kendilerini yemyeşil cennet gibi bir ormanın içinde tertemiz küçük şirin bir gölün kenarında buldular. Çocuğun biri tepelerine gelmiş onlara sesleniyordu. Ama
Ama bu nasıl olabilirdi? Bu yan komşuları Akif amcanın oğlu Selim'di. Hadi gelsenize. Sizi bekliyoruz. Boşuna mı geldik buraya? Hadi gelin de artık binelim. Pınar ve Çınar hala ne olduğunu anlayamamıştı. Daha biraz önce kiraz festivalinde bir kiraz ağacı ile konuşuyorlardı. Şimdi ise tabelasında Sakla Göl yazan bu cennet gibi yerde Selim'in kulak zarını patlatan sesiyle şaşkın şaşkın birbirlerine bakıyorlardı. Anlasana Çınar, bu yeni serüven. Bakalım bu kez bizi burada neler bekliyor. Geliyoruz Selim. Tamam, bağırma. O zaman siz de çabuk olun. Herkes bindi su bisikletine. Ben de hala sizi bekliyorum. Bisiklete Çınar, Pınar, Selim, bir de Veysel abi bindi. Selim? Hadi Veysel abi. Biz hazırız. Gidelim artık, gidelim. Sizi yaramazlar. Bakıyorum da çok heyecanlısınız. Tamam, acele etmeyin. Biniyoruz, biniyoruz. Evet abi, daha önce bu kadar güzel bir göl görmemiştik. Baksana şuna, her yer yemyeşil. Ormanın içinde. Biz de ne güzel gölün üstündeyiz. Suda bisiklet sürüyoruz. Bizden daha keyiflisi olabilir mi? Hey, hey! Bakın çocuklar, bir sürü balık hem de kocamanlar. Çocuklar göle düşmemek için bisikleti çok dikkatli sürüyorlardı. Bütün gölü gezdikten sonra inmek için kıyıya doğru ilerlediler. Doğrusu Veysel abi ve Pınar durumlarından pek memnundu. Çocuklar bisikleti sürüyor, onlar da Pınar'la suyun tadını çıkartıyordu. Bir yandan da Çınar'la Selim'in üstüne su atıyorlardı. Hepsi birbirinin üstüne su atarak suda oyunlar oynadılar. Hadi bakalım çocuklar, ne de olsa buraya piknik yapmaya geldik. Hep beraber getirdiklerimizi masaya yerleştirip afiyetle yiyelim. Doğrusu çocuklar da çok acıkmışlardı. Hepsi koşa koşa piknik sepetini açıp sepettekileri masaya yerleştirdi. Sonra da hepsi çıkarttıklarını afiyetle bir güzel yedi. Selim, Pınar ve Çınar'a dönerek... Çok güzel değil mi? Demiştim size. Saklı Göl bir doğa harikasıdır. Ama herkes bilmez. Galiba o yüzden adı Saklı Göl. Haklısın Selimciğim. Galiba buranın adını kimseler bilmediği için Saklı Göl. Ne güzel oldu. İyi ki bizi buraya getirdin Veysel abi. Yoksa burayı göremezdik. Evet, gerçekten çok eğlendik. Değil mi Çınar? Kesinlikle Veysel abi. Biz çok sevdik burayı. Pınar ve Çınar, acaba biz buraya gerçekten geldik mi? Yoksa Bilge Horoz mu getirdi diye bir an düşündüler. Gerçek miydi? Yoksa o fantastik yolculuklardan birinde miydiler, bilemediler. Hadi bakalım çocuklar, artık gitme vakti. Bağda üzümler bizi bekler. Gidelim de bağdan biraz üzüm keselim. Sizi buranın ünlü üzüm bağlarına götüreyim. Üzümleri dallarında kendi ellerinizle koparıp yiyin. Selim halinden çok memnundu. Ancak Çınar ve Pınar gerçekte mi, yolculukta mı olduklarını hala çözememişlerdi. Ya Veysel abi onları eve götürmek isterse? O zaman ne yapacaklardı? Üstelik eve gittiklerinde kendileriyle karşılaşırlarsa ne olacaktı? Tam bunları düşünürken gölden bir balık havaya sıçrayıp... Hey, hey, şşt, şşt. Size diyorum çocuklar, bana bakın. Ben zıplarım havalara, bulurum cevap düşündüğünüz sorulara. Şimdi beni iyi dinleyin. Sonra da sorularıma doğru cevaplar verin. Vermezseniz eğer tüm zamanınızı bu gölde geçirin. Korkmasın ikizler. Sadece soruları bilmeliler. Bilinince sözler kendi zamanlarına gidebilirler. İki kardeş o zaman emin oldu yeni bir maceranın içinde olduklarına. Bu kez konuşan balığın ta kendisiydi. İkisi birden balığa döndü. Peki sevgili balık, sor bakalım sorunu. Biliyorsunuz, sadece bir cevap hakkınız var. Çocuklar bir kez daha endişeyle birbirlerine baktılar. Bundan önceki soruları bilmişlerdi. Peki ya bu kez bilemezlerse ne olacaktı? Evet sevgili ikizler, hazırsanız soruyorum. İyi düşünüp
Öyle cevap verin. 2300 yıl önce yapılmıştır. Frigyalılarla tanınmıştır. Bilmeli bu yeri. Bonaz'da bir kent idi. İki kardeş iyice düşündüler. Birbirleriyle konuşup seçenekleri bir bir elediler. Neler vardı Çınar, hatırlasana. Dedem ve Bilge Horoz bize neler söylemişti. Kaklık Mağarası, Saklı Göl, Kiraz Festivali, Honaz'da, sonra sen de bir şeyler söylesene Çınar. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Yanlış cevap veremeyiz biliyorsun. Düşünüyorum Pınar. Düşünüyorum ama sanki Bilge Horoz bir antik kentten bahsetmişti. Neydi adı? Derimin ucunda Kolos muydu, Kalas mıydı? Neydi anne? Evet. Tamam hatırladım. Öyle bir şeydi sanki. Sanırım Kolezya'ydı. Evet oydu. Bir an önce doğru cevabı vermeleri ve dönmeleri gerekiyordu. Pınar, Çınar, hadi Veysel abi bizi bekliyor. Doğru cevabı verip Selim gelmeden gitmeliydiler. Sevgili balık, cevap veriyoruz. Dinliyor musun bizi? Cevap Kolezya. Kolezya antik bir kenttir. 2300 yıl önce inşa edilmiştir. Üzgünüm ama cevabınız doğru çocuklar. İkisi birden oh diyerek derin bir nefes aldı. Bu arada neredeyse Selim de yanlarına kadar gelmişti. Hemen ellerini birbirinin elleri üstüne koyup gözlerini kapadılar. Sonra Bilge Horoz'a seslendiler. Duyulsun sesimiz, açılsın sihirli geçitimiz. Gelsin Bilge Horoz'umuz, bitsin sihirli yolculuğumuz. Açtıklarında Bilge Horoz çoktan gelmişti. Acele et Bilge Horoz, hadi. Neredeyse Selim burada olacak. Bir an evvel eve götür bizi. Bilge Horoz iki kez kanat çırpıp bir kez... Pınar ve Çınar kulaklarını patlatan Selim'in sesiyle irkildi. Hey, size diyorum. Kaç saattir sesleniyorum. Neden beni duymuyorsunuz? Mehmet de öğle yemeğine çağırıyor. Hadi gidelim, ben çok acıktım. İkizler birbirlerine dönüp... Olamaz! Allah aşkına ne oluyor size? Kaç saattir sesleniyorum, duymuyorsunuz. Şimdi de sanki beni ilk defa görüyormuş gibi bana bakıp duruyorsunuz. Tamam Selim, niye bağırıyorsun? Geliyoruz işte. İkisi de sarnıcın yanından uzaklaşıp eve doğru geldi. O sırada nineleri... Haydi kuzucuklarım, gelin bakalım, yemek hazır. Sonra hepsi beraber öğle yemeğini yemek için içeri girdi. Hayırdır çocuklar, sizi çok yorulmuş görüyorum. Çok mu oyun oynadınız? Yoksa siz de benim gibi kiraz ağacıyla konuşup zamanda yolculuk mu yaptınız he? Evet dedeciğim, anlattığın hikayeler bizi çok etkiledi. Biz de o yüzden kiraz ağacının yanına gittik. Ha tamam. Bu arada çocuklar, siz bahçedeyken anneniz ve babanız aradı. İkisi de sizi çok özlemiş. Sizi kocaman öpüyorlarmış. Aa gerçekten mi dedeciğim? Biz de onları çok özledik. Keşke onlar da gelseydi. Ama neyse. Çınar ve Pınar anne ve babalarını daha şimdiden çok özlemişti. Ama burada da hem dedeleri hem nineleri vardı. Üstelik çok güzel ve eğlenceli zamanların onları beklediğini düşünmekteydiler. Sonra hep birlikte... Ninelerinin hazırladığı lezzetli yemekleri büyük bir iştahla yediler. Etkinlikler. Bul şifreyi. Ege'de bulunan en yüksek dağın adı nedir? Ege'de bulunan en yüksek dağın adı Honaz'dır.
Honaz'da bulunan antik kentin adı nedir? Antik kentin adı Kolezya'dır. Sadece o yöreye özgü olan bitki türüne ne denir? Sadece o yöreye özgü olan bitki türüne endemik denir. Çınar'la Pınar'ın su bisikletine bindikleri gölün adı nedir? Saklı Göl'dür. Çınar ve Pınar ne festivaline gittiler? Kiraz Festivali'ne. Kurbağanın konuştuğu mağaranın adı nedir? Kaklık Mağarası. Sesli kitap ekibimizi merak ediyor musunuz? Yazar, ben Ayten Boz. Anlatıcı, ben Havva Kutlu Ergür. Çınar. Ben Berkay Ölmez. Pınar. Ben Hatice Hilal Yılmaz. Bilge Horoz. Ben Lokman Kuzdere. Mehmet Cantürk. Ben Özdemir Kaan Özdemir. Dede, ben Muttalip Söylemez. Nine, ben Ayşegül Şenal. Veysel abi. Ben Alpdoğan Özay. Selim. Ben Berat Hüseyin Ölmez. Traverten. Ben Ali Cevher Özbilgin. Kurbağa. Ben Bilge Bilgi Eryiğit. Kiraz ağacı. Ben Pelin Soysal. Balık. Ben Selen Akgül. Söz, müzik ve aranje. Ben Töre Cengiz.